Ankara'ya gideceğiz. Selen Yalaz'a. Arkasındaki görüntüden de anladığınız üzere bir düğün salonunda. Ne zaman yapacağız biz düğünü? Erteledik diyenler için bütün bu soruların yanıtını verecek. Acaba bir nikahla mı geçirecek yoksa düğün mü yapılacak? Düğün olacaksa nasıl olacak? Halay nasıl çekilecek? Selen, söz sende. Osman Gergin, koronavirüsten en fazla etkilenen iş yerlerinin başında geliyor aslında düğün salonları. Özellikle kalabalık ve sosyal mesafenin ihlal edildiği alanlar olduğu için de bir süre daha açılmaması gündemde. Düğün salonu sahiplerinin talepleri var. Tabii bu süreçte şimdi düğünler ne zaman başlayacak? Başlarsa nasıl yapılacak acaba bu düğünler? Tüm bu soruların cevabını şu anda işletme sahibi Taylan Bey ile konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhabalar, sizler hoş geldiniz. Buyurun. Yaklaşık 2,5 aydır aslında kapılısınız. Ne oldu bu süreçte? Paralar iade mi edildi yoksa ertelemeler mi gerçekleşti? Şimdi ağırlıklı olarak ertelemelerimizi yaptık ve davetlilerimizi mümkün olduğu kadar ileri tarihlerdeki zamanlara, müsait olan boş tarihlerimize veya boş olan diğer mekanlarımıza ertelemelerini gerçekleştirdik. Onun dışında da acilen özellikle işte Haziran ve Temmuz ayından da net bir bilgi alıp Mart ve Nisan'da ertelediğimiz gibi Haziran ve Temmuz düğünlerinin de tamamını ertelemekle alakalı bir çalışma yapmak için aynı AVM'lerde, kuaförlerde olduğu gibi net bir tarih beklentisi içindeyiz. Kuralların, genel uygulanacakların ne olduğunu beklemekle beraber. Peki şimdi yazın aslında en fazla yoğun olan sezon düğünler için. Evet. Bundan sonra nasıl önlemler alınacak? Düğünlerde de değişiklik olacak mı? Yani mutlaka olacaktır. Buradaki en önemli uygulamalardan bir tanesi tabii ki sosyal mesafe kurallarına uyulması olacaktır diye öngörüyoruz. Bunun dışında aynı AVM'lerde de yapıldığı gibi kapı karşılamalarda ısı ölçer gibi insanların ateşlerine bakılması, devamında el dezenfektanı, kolonya ve tuvalet hijyenleri, organizasyon başlangıcı ve bitişindeki hijyenlerin tamamı sağlanacaktır bu tip hizmetlerin hepsi. Ve gördüğünüz masadaki gibi de burada ne yapılacaktır? Masada atıyorum 10 kişi oturacaksa normal şartlarda bunun 4'e 5'e düşürülmesi öngörülecektir. Yani aradaki 1,5 metrelik mesafe ya da otellerde bazı açıklamalar geldi. 60 santim davetli arasında bulunması gibi restoranlarda o tip ne gerekiyorsa tamamına ayak uydurulacaktır. Açık hava mekanlarımız var. Kapalı alanlarımız var. Bunlarla da alakalı havanın durumuna göre tabii ki gerekli önlemler alınacaktır. Ama kademeli mi gidecek? Önce açık hava mekanları, sonra kapalılar mı açılacak? Yoksa tamamı mı aynı anda açılacak? Hiçbir bilgimiz olmadığı için bizler de çaresiz bekliyoruz böyle bütün personelimiz ve yönetim kadromuzla. Peki şimdi İbrahim Bayram'dan rica edeceğim. Arkamızda da bir pist var. Oralarda da değişiklik olacak. Bundan sonra orkestra sayıları da sanıyoruz ki aslında yarıya düşecek. Yani orkestra sayısı aslında düğünler artık konserler gibi daha böyle özel etkinlikler olacağı için davetlinin çok oynama alanından ziyade müzik dinleme ağırlıklı olacaktır. Sahnedeki oturum mesafelerini ayarlayıp mümkün olduğu kadar daha fazla müzisyenimize de istihdam sağlayıp yani daha fazla insanın ekmek kapısı sağlayabileceği ve daha kaliteli müzik dinleyebilecekleri ortamlar sağlamaya çalışacağız. Düğünlerde oynama ve diğer ağırlıkların yönünü konser gibi geçireceğimiz daha konsept düğünlere çevirmeyi hedefliyoruz. Yani pistlerde artık halay oynanmayacak mı? Ya artık nasıl bir açıklama gelecek bilmiyorum ama çubuğa çok kimsenin sirayet edeceğini zannetmiyorum. Evet, sosyal mesafenin korunması için aslında sosyal medyada görmüştük. Evet. Bir buçuk metre çubuklarla halaylar çekiliyordu. Tabii böyle bir uygulama gündemde değil. Bence o biraz mizahi gibime geliyor. Yani sonuçta çubuklarla halay çekmek veya o çubuk temini falan biraz hani her kitleye hitap etmeyecektir diye düşünüyorum. Bir diğer önemli konu takı törenleri düğünler için. Bundan sonra normalde aslında masalar geziliyordu. Hı hı. Gelin ve damat bohçalar içerisinde takı törenlerini yapıyordu. Ya da yine piste beklenip boyunlardaki kordonları asılıyordu takılar. Evet. Bu süreçte nasıl olacak? Şöyle, zaten kalabalık düğünlerin bazılarında geçmişte de yaptığımız uygulamalar vardı. Takı sandığı ve defter gibi uygulamalar yapıyorduk. Bence hani bir kişinin takı sandığının başında durup gelen takısını veren davetlinin kaydını alması gibi bir yöntemle bu çok aktif şekilde çözüme ulaşacaktır diye düşünüyorum. Yani eskisi gibi kese veya davetlilerin arasında gezme yöntemleri yerine yakın tarihteki düğünlerde
veya işte önlerine askı asılıp davetlinin gelip yakın temasta bulunduğu etkinliklerin çok olacağını kısa süreçte düşünmüyoruz. Peki, çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Osman Girgin artık AVM ve berberlerin ardından düğün salonları da bir an önce açılmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı 4 aşamalı eylem planında henüz bir net bir bilgi yok ne zaman açılacağına dair, ama hem düğün salonları sahiplerinin hem de çiftlerin bugünü heyecanla beklediğini söyleyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Seren Yalas. Bütün YouTube kanalımıza abone olun.